Yaşadığımız coğrafya gerçekten dünyanın sayılı kültür zenginliklerine sahip bir alan. Kültür varlıkları aslında bütün insanlığın ortak paydasıdır. Hangi millete, hangi medeniyete, hangi döneme ait olursa olsun ve nerede bulunmuş olursa olsun kültür varlıkları insanlığa aittir. Bugün geniş anlamda kullandığımız definecilik tabiri aslında definecilik değil, kaçakçılık. Maalesef insanlar definecilik adı altında kaçak kazılar yapıyorlar ve bu kaçak kazıda çıkan eserleri işte önce birilerine satıyorlar, sonra da bir şekilde yurt dışına gönderilmesine vesile oluyorlar. Dünyada restorasyon konusunda çok ilerideyiz. Türkiye'de o kadar iyi firmalar var ki, o kadar iyi ustalarımız var ki bunları kullanmamız lazım, bunları ön plana çıkartmamız lazım. İşte o zaman zaten iyi konumda olduğumuz bir işte bir dünya markası olacağız. Türkiye bir bilirkişi olacak. 24'ün ekran klasiği, neler oluyor hayatta, hoş geldiniz. Ülkemiz kültür ve doğa varlıkları bakımından oldukça zengin olmasına karşın bu değerleri korumakta pek başarılı değiliz. Sanırım bunun en büyük nedenlerinden biri sahip olduğumuz bu zenginliğin kültürel kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olduğuyla ilgili hassasiyetimizdeki sorun. Dolayısıyla maalesef yalnızca devlet erkeğiyle yürütülmeye çalışılan bu sorumluluk söz konusu değerlerimizin tahribatını, kayıpları önlemekte yeterli olmuyor. Oysa bir ulusun ait olduğu kültürel geçmiş kimliğinin ayrılmaz bir parçası olmalı. Yani kültürel ve doğal varlıklarımızın korunması ancak herkesin, her kurum ve kuruluşun, her meslek grubunun rol aldığı bir kamu bilinciyle mümkün olabilir. Gelin bu hafta kültür ve doğa varlıklarını nasıl koruyabiliriz sorusu altında neyi, neden korumalıyız başlığını açalım. Buyurun. Ülkemizde kültür ve doğa varlıklarının korunmasında toplum bilinci yeterli mi? Sizce nasıl değerlendiriyorsunuz? Toplum bilinci yeterli değil. Bütün doğal varlıklar, arkeolojik şeyler her vurup harman savruluyor. Bir dur diyen de yok şu durumda. Yani bence hayır. Sadece Z kuşağı bu konuda bence çok şey yapabiliyor. Onun dışında çok değer verildiğini düşünmüyorum. Hayır. Kesinlikle hayır. Bence yeterince değerli değil. Hani surların üzerine sürekli bir sprey boyalı yazılar görüyoruz. Bizim kültür ve doğal varlıklarımızın yeterince denetim altına alınıp korunması gerekiyor ve halkımızın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu şekilde çaba sarf etmeliyiz bunun için. Kültürü ve doğası güzel olan bir ülke elbet bir şekilde güzel günlere çıkacaktır diye düşünüyorum. Kültür varlıklarının birçok kitabi tanımı var. Ama en geniş anlamıyla ifade etmek gerekirse tarihi devirlerde ve tarih öncesine ait dönemlerde yaşamış bütün insan topluluklarının bilimsel, dini, sosyal hayata dair bize iz taşıyan, bilgi veren tüm kalıntılarına biz kültür varlığı diyoruz. Kültür varlığı kimin mülkiyetinde diye baktığımızda bugün meri mevzuata göre Türkiye'de kültür varlıkları devlet malıdır. Ama bu koruma için planlanmış bir isim, konmuş bir isimdir. Çünkü kültür varlıkları aslında bütün insanlığın ortak paydasıdır. Hangi millete, hangi medeniyete, hangi döneme ait olursa olsun ve nerede bulunmuş olursa olsun kültür varlıkları insanlığa aittir. Çünkü her bir dönem için insanlığa bir bilgi verirler. Biz o bilgiyle hem geçmişi öğreniriz hem geleceğe dair planlar yaparız. Ama Türkiye'de koruma açısından kültür varlıkları devletin mülkiyetindedir. Yaşadığımız coğrafya hem Trakya hem Anadolu Yarımadası olaraktan baktığımızda gerçekten dünyanın sayılı kültür zenginliklerine sahip bir alan. Ve burada hem kültürel hem de doğal mirasımız diğer ülkelerin varlıklarının ötesinde çok kendine has Anadolu coğrafyasında ki değişik çevrelerin etkisiyle hem uygarlık tarihinde çok değişik merkezlerin oluşmasına, kültürlerin gelişmesine hem de bunlarla bütünleşen çok değerli arkeolojik varlıkların yapılmasına olanaklı kılmış.
isterseniz taş çağından, isterseniz ta Neolitik'ten yani Göbekli Tepe evresinden, Göbekli Tepe kültüründen itibaren Anadolu'da karşımıza çok zengin, çok farklı, ezber bozan, sıra dışı pek çok uygarlık, pek çok uygarlıkla bütünleşmiş olan bir coğrafi zenginlik görmekteyiz. Ve bu bizi hem çevremizdeki ülkelerden hem de dünyadaki kültür turizminin önemli destinasyonlarından biri haline getiriyor. Ve bunların araştırılması, geliştirilmesi de bizim geleceğe doğru giden çabalarımız için de önemli bir yer tutunuyor. Bunların kimlere ait olduğunu düşünürsek, tabii genellikle kültür varlıkları 2863 sayılı yasa gereği devletin malı. Ama özel mülkiyette de pek çok arkeolojik zenginliğin olduğunu, rastlandığını ya da belirli olaylar temel kazısı nedeniyle ya da arazideki bir bir boru hattının geçmesi nedeniyle ya da bir büyük kamu projesi neticesinde yapılması gereken hafriyatlar nedeniyle rastlandığını da görüyoruz. Burada da kültür varlıklarının korunması ile ilgili mevzuat çerçevesinde bazen arazi sahibine yeni bir yer göstererek, yani bazen gerekli maddi karşılıkları ödeyerekten ya da bir eser bulunduysa o konuda da arsa malikinin, arsa sahibinin hakları gözetilerekten kültür varlıkları ile ilgili prosedürler yerine getirilmeye çalışılıyor. O zaman şöyle bir çerçeve ortaya çıkıyor. Yasalar gereği yaşadığımız ülkedeki her türlü kültür varlığı, arkeolojik değer devletin malı olaraktan tanımlanmış. Ama bunun şahsi mülkiyet içinde olanları da belirli koruma mevzuatının izin verdiği ölçüde belirli mülkiyet hakları gözetilerekten de korunması mümkün. Ya da bunlarla iç içe bir yerleşim coğrafyasında bulunabilmek de olanaklı. Ama burada tabii tahribat motifinin olmaması bunlara belirli zararların verilmemesini gerektiriyor. Türkiye'nin çünkü klasik daha önceden de değindiğimiz gibi adeta bir açık hava müzesi halinde olması bize bu konuda da çok değişik bir yaptırımlar, çok değişik yasal düzenlemeler gerektirdiğini de hissettirmiyor değil. Ülkemizin kültür ve doğa varlıkları ciddi bir tehlike içinde desek sanırım abartmış olmayız. Bu sürecin en önemli nedeni 1940'lı yılların ikinci yarısından itibaren modernleşme adı altında başlayan hızlı ve kontrolsüz kentleşme. Bu hızlı göçün getirdiği nüfus artışı konut stokunun çok üstünde bir talep yaratarak kültür varlıklarının özellikle de geleneksel konutların yıkımına ya da tahribine neden oldu. Dahası bu genel durumun yani modernleşmenin apartmanlaşma ile eşdeğer tutulduğu yaklaşım 1950'lerde moda olarak başlasa da zaman içinde teşbihte hata olmasın, kültür varlıklarının yok edilmesinin adeta bir gelenek halde gelmesine neden oldu. Dönemin mimarisine sahip bir evde mi yaşasaydık yoksa rezidans veya apartmanlarda barınmak için yeterince iyi mi? Çağa ayak uydurmak gerekiyor. Yani eski evlerdeki yaşam tarzıyla şimdiki yaşam tarzı çok farklı. Ben yeni bir evde oturmayı isterim. Geçmiş zaman evlerinde yaşamak isterdim. Yüksek tavanlı, güzel muntabık pencereler, komşuluk ilişkileri olan öyle bir evde yaşamak isterdim. Modern bir evde yaşamayı tercih ederdim ben. Geçmiş dönem mimarisine baktığımızda çok güzel estetik eserler görüyoruz. Bu estetik eserleri şimdi de görmek, onlarla birlikte yaşamak insana huzur ve mutluluk veriyor. Bu yüzden eski mimari elbette daha güzeldir. Benim için eski Türk evleri. Ben eski vintage şeyleri her zaman çok severim. Yani oranın atmosferi, oranın verdiği huzur yani çok başka. Yeni evlere tercih etmem.
Sanayi devrimiyle birlikte yeni şehirler, yeni üretim biçimleri, yeni tüketim biçimleri oluştu. Ve bugün geldiğimiz çağda artık birçok yerde tarihi kentlerle modern kentler iç içe duruyor. İşte biz tam burada koruma ve kullanma dengesini ortak tutmaya çalışıyoruz. Mesela Side örneğine bakabilirsiniz. Side'de antik kentle modern kent bugün üst üste yaşıyor ve biz bunları çok iyi bir şekilde, çok başarılı bir şekilde bir araya getirebildik. Hem insanlar üstte yaşıyorlar, altta da antik kenti görebiliyorsunuz. Burada iyi bir örnek yakaladık. Çünkü bir şehri tamamen boşaltıp, insansızlaştırıp sadece antik bir kente çevirmek orayı aslında bir harabeye dönüştürüyor. Bir kentte sadece insanların yaşamasını kolaylaştırıp antik döneme ait hiçbir esere bakmamak da korumada bizi eksik durumda bırakıyor. O yüzden bunu bir koruma ve kullanım dengesi içerisinde tutmak gerekiyor. Her bir yer için ayrı planlarımız var. Her bir antik kentimiz ve modern kentimiz için ayrı çalışmaları sürdürüyoruz bakanlık olarak. Kültür varlıkları korunması, tarihi eserlerin korunması veyahut da şehirleşme, yapılaşma, modernleşmeye karşı değildir. Hatta modernlikle beraber de götürebileceğimiz bir alandır. Dikkat etmemiz gereken konu şehrin dokusu bozulmaması, yapılaşmayı bir plan program içerisinde götürmektir. Planlı programlı gidildiği takdirde ve şehirlerimizi müteahhitlere değil kurumlara bıraktığımız sürece ancak belli bir kotaya, noktaya gelebiliriz. Osmanlı döneminde arkeolojiye ve arkeolojik alanlara ilgi 19. yüzyılda Troya, Efes, Bergama gibi önemli ören yerlerinin bulunmasıyla başlamıştır. Bu dönemde arkeolojik mirasın korunmasına yönelik yasal boşluk bulunduğundan kazılarda bulunan eserler Avrupa'daki müzelere ya da özel koleksiyonlara taşınmıştır. 19. yüzyılın sonunda İstanbul'da arkeoloji müzesi kurulmuş ve mevcut yasa kazılarda bulunan eserlerin ülke içinde kalmasını sağlayacak biçimde geliştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte üniversitelerde arkeoloji eğitimi başlatılmış ve arkeolojik mirasın korunması da korumaya yönelik eğitim programlarında geliştirilmiştir. Ancak 1973'e kadar arkeolojik alanların çevresiyle birlikte korunmasını sağlayacak koruma ölçütleri tanımlanmamıştır. Bu tarihte kültürel mirasın korunmasına yönelik yasanın kabulüyle arkeolojik mirasın sınıflandırılması ve korunması için çeşitli ilkeler geliştirilmiştir. 1999'da arkeolojik mirasın korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi'ni imzalayan Türkiye, halen bu belgenin öngördüğü ilkeleri izlemeye çalışmaktadır. Arkeoloji, insanın geçmişini, geçmiş toplumların yaşam biçimlerini materyal kültür üzerinden anlamaya, tekrar kurmaya çalışan bir bilim dalı. Dolayısıyla çalışmalar sırasında ortaya çıkan her buluntu, kırık bir seramik parçası ya da kırık bir taş parçası dahi o kültürü, dönemi tanımada büyük önem taşır. Ama maalesef bu konuda da sıkıntımız büyük. Çünkü bilimsel hiçbir niteliği olmayan, tamamen kültür varlıklarını yağmalama metodu olarak kabul edilen definecilik ya da eser kaçakçılığı tarihi eserlerimizin korunmasında büyük bir sorun. Gelin bu noktada sorularımızı soralım. 1. Türkiye'de yasal define izni var mı ya da define uzmanı olur mu? 2. Dedektör satışları yasaklanmalı mı? 3. Diyelim bir kültür varlığı buldunuz. Ne yapmanız gerekir? Buyurun. Diyelim ki bir define buldunuz. Ne yaparsınız? Defineci konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani sonuçta devlet hazinesine yönlendirilmeli, oraya ait, daha yararlı, faydalı şeyler için kullanılmalı. Büyük ihtimalle yetkili biri bulmaya çalışırım. Definecilik konusunda aslında hukukçuyum ben bu arada. Yanlış bir durum aslında. Devlete başvurmadan tüm parayı ceplerine indiriyorlar adeta. Devletimize teslim edilmesi gerekiyor bu varlıkların çünkü diğer türlü bu varlıklar bizim ülkemizden kaçırılabiliyor ve elimizdeki büyük nimetleri kaçırıp başka ülkelere yem edebiliyoruz. Bu çok yanlış. Devletimize destek olmamız gerekiyor bu konuda. Keşke öyle bir şey olsa. Define buldum. Yani sonuçta bana ait olmayan bir şey olduğu için bunu direkt bildiririm.
Öncelikle şunu düzeltelim. Bugün geniş anlamda kullandığımız definecilik tabiri aslında definecilik değil, kaçakçılık. Maalesef insanlar definecilik adı altında kaçak kazılar yapıyorlar ve bu kaçak kazıda çıkan eserleri işte önce birilerine satıyorlar, sonra da bir şekilde yurt dışına gitmesine, gönderilmesine vesile oluyorlar. Definenin evet mevzuatımızda bir tanımı var. Define son 200 yıla ait kabaca hiçbir kültürel aidiyeti bağlamı bulunmayan şeylerden oluşuyor. Biz bugüne kadar bakanlık olarak 10 bin civarında resmi define izni vermişiz ve bu 10 bin resmi define izninde bulunan sayısı sıfır. Çünkü biz define dediğimiz şey çok sınırlı, çok az anlamı olan bir şeyden bahsediyoruz. Onun haricindeki her şey kültür varlığı ve devlet malı. Devlet malı olduğu için maalesef bunların hepsi defineciler tarafından şöyle yorumlanıyor. Devlet bize izin vermiyor, işte devlet malımıza el koyuyor. Ama bunlar devlet malı zaten, define değil. O yüzden mevzuatımızda bir resmi define tanımı var ve define izni verilebiliyor. Ama biz bunu olabildiğince minimumda tutmaya, küçük tutmaya çalışıyoruz. Çünkü geri kalan kısmı kaçakçılık. Hele ki izinsiz olarak yapılan her şey. Çünkü izinli olduğunda biz onu kontrol ediyoruz bakanlık olarak. Zaten bir şey de çıkmıyor. Çünkü bu topraklar çok zengin ve çıkan şeyler hep devlet malı. Kültür varlığı bulan kişiler eğer tarlasını kazarken, inşaat yaparken bir kültür varlığına tesadüf ediyorsa muhtara, jandarma komutanına, müze müdürüne, kaymakama, herhangi bir mülki idare amirine ya da yetkiliye haber veriyor ve biz eğer hangi döneme ait olursa olsun bir kültür varlığı çalışırken tesadüfen bulunmuş ise onun ikramiyesini veriyoruz. Ona bir ödül veriyoruz. Kendisi kazmadığı, kendisi define bulmak tırnak içerisinde kültür varlığı bulmak için kazmadığı müddetçe çalışırken hayatın doğal akışı içerisinde bulduğu şeye biz %40'ı oranında bir değer biçip %40'ı oranında, %50'si oranında ikramiye veriyoruz. Çünkü bizim açımızdan kültür varlığının maddi bir karşılığı yok. Yani bir değer biçmek çok zor. En küçük parçasından en büyüğüne, altınından gümüşüne, pişmiş toprağından mermerine kadar kültür varlığının her biri eşsizdir. Ne kadar çok olursa olsun ona bir maddi değer biçilemez. Ama biz bulan kişiye bulduğu ve bize haber verdiği için ihbar ikramiyesi veriyoruz haber verdiği için. Dedektör satışına gelince dedektör sadece altın aramak için kullanılmıyor. Türkiye'de maden aramadan belediyelerin kanalizasyonlarına kadar, kamu kurumlarından kişilere kadar birçok insan dedektörü farklı amaçlarla kullanılıyor. Evet dedektörü altın aramak için kullananlar da var ama bu şuna benziyor. Bıçakla insan öldürülüyor diye ekmek bıçağı satışını engelleyemeyiz. Bunun için dedektörü yasaklayamıyoruz. Ama dedektör serbest diye her eline dedektör alan altın aramamalı ya da kültür varlığı aramamalı. Çünkü biz dedektörle sit alanında kültür varlığı bulunan bir yerde arama yapan birini yakaladığımızda cezalarını 2-3 kat daha fazla verilmesini kanunumuz emrediyor. Mahkemeye de bunu böyle bildiriyoruz. Çünkü nitelikli bir şekilde kültür varlığı aradığına hükmediyoruz. O yüzden dedektörle veya dedektörsüz, izinsiz bir şekilde kültür varlığı aranmamalı. Böyle bir şey yok. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması veya tarihi çevre içinde muhafaza edilmesi elbette çok önemli bir unsur. Ama bu konuda başarılı bir sonuç elde etmek kolay değil. Toplumsal bilinç, doğal afetlerin yıkıcı etkileri, insanlar ve mekanlar arasında zaman içinde oluşan zorunlu gereklilikler, bunların hepsi ayrı ayrı bir risk. Peki, kültürel varlıklar nasıl korunmalı? Biz 7'den 70'e, çocuktan ihtiyara kadar, okuldan köylere kadar kültür varlığı koruma bilincinin oluşturulması için eğitimler veriyoruz. Müzelerimizde anlatıyoruz, köylere gidip anlatıyoruz, kamu spotları yapıyoruz, filmler çekiyoruz. Bugün ekranlarda çalışan, oynayan filmlere sahne ilaveleri koyuyoruz. Kendimiz anlatıyoruz. Her konuda çalışıyoruz. Ama bu sadece anlatmakla olmuyor. Eğitim şart ama aynı zamanda cezayı da arttırmamız gerekiyor. Şu anda cezaların biz düşük olduğunu düşünüyoruz ve yeni bir kanun teklifi hazırladık. Bu kanun teklifinde kültür varlığı izinsiz olarak arayanlar, bulanlar, satmaya çalışanlar hakkında cezalarımızı 3 kat daha arttırmayı teklif ettik. Biz böyle olmasını arzu ediyoruz. Eğer meclisimizde aynı kanunu aynı şekilde takdir ederlerse
cezaları da arttırmayı planlıyoruz. Bu bir dengeyle gitmeli. Sadece cezayı arttırarak da olmaz, sadece eğitimle de olmaz. Ama hem eğitimi arttıracağız hem de cezalarımızı arttıracağız ki caydırıcı olsun diye inanıyoruz. Ama yine de tamamlayamayacağız. Hiçbir zaman hiçbir suç tamamen engellenemez. Ama en baştan başlayarak, çocuklardan başlayarak anlattıkça ümidimiz odur ki en aza indireceğiz. Kültür ve doğa varlıklarının korunması konusunda elbette medyanın da büyük sorumluluğu var. Örneğin televizyon bugün neredeyse herkesin evinde olan ve en etkin iletişim aracı. Ama medya bu konuda ne kadar başarılı tartışılır. Medyaya birçok restorasyonla ilgili, çalışmalarla ilgili haber yansıyor. Bu haberleri inanın çoğu doğru değil. Alınan bilgiler ya şehir rehberlerinden oluyor ya oradan geçen halktan. Mikrofon uzatılınca neyin nasıl yapılmasını bilmedikleri için sadece görsel açıdan yorumladıklarından dolayı bazı komik sonuçlar çıkabiliyor. Şimdi biliyorsunuz meşhur iki tane medyaya yansıyan ve yer teşkil eden bir sünger bobumuz var. Şile Kalesi. Bir de en önemlisi Patara'daki tezgah, mutfak tezgahları diye benzettikleri. Patara'daki çalışmanın bir mutfağa tezgahına benzetilmesi abeste iştikaldi. Orada kaç tane profesör, kaç tane restoratör, bilim eğiti, kaç kişinin elinden geçtiğini bilmeden bir anda manşetlerde oldu. Bir şehir rehberi tarafından yapılan bir yorum büyük, önemli, dünya çapındaki bir işi sekteye uğrattı. Ve insanlar işini gücünü bırakıp televizyon, gazete açıklama yaptılar. Bu mesela medyanın bir gücü. Şimdi bu güç iyi bir güç mü, kötü bir güç mü? Tüm dünyada kültür varlıklarının değeri daha iyi anlaşılmaya başlamasıyla restorasyon bilimi de büyük önem kazandı. Günümüzde restorasyon global ölçekte teknolojik gelişmeleri yakından izleyen ve geleneksel yöntemlerle teknolojiyi birlikte kullanan ilginç bir bilim dalı haline geldi. Ama şurası net, ehil ellerde olmayınca çok üzücü sonuçları olabiliyor. Çok çeşitli ayakta tutma, onarma ya da geleceğe taşıma yöntemleri var. Bizim mevcut restorasyon projelerimizin, restorasyon mevzuatımızın bu konuda bazı sıkıntıları olduğu görülüyor. Çünkü projeler ne kadar yetkin, ne kadar iyi de olsa uygulamalarda o eserin tarihi değerine ya da el sürülmemesi gereken özelliklerine zarar verildiği ve karşımıza restorasyon sonucunda bir tarihi eser değil, yenilenmiş yepyeni bir eserin ortaya çıktığını görmek sanırım hem kamuoyunu hem de ilgili uzmanları çok rahatsız ediyor ve üzüyor. Bu konuda daha dikkatli olmamız, eğer sağlamlaştırma gerekiyorsa o çerçevede kalmak, eseri tümüyle yıkıp yeniden yapmak değil, bize getirdiği, o yapıldığı dönemden itibaren ki anlatacağı değerleri geleceğe de taşımaları için o eserin niteliğine uygun saygıyı ve de ilgiyi göstererekten restorasyon projelerinin hazırlanmasını ve de özellikle bu işi bilen, bu konuda deneyim kazanmış kadrolarca restorasyonların yapılmasını özellikle dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de yanlış bilinen konulardan bir tanesi de restorasyonların tamamını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı yanılgısı. Restorasyonların tamamını biz yapmıyoruz. Birçok kurum restorasyon yapıyor. İlçe belediyeleri yapıyor, büyükşehir belediyeleri yapıyor, Vakıflar Genel Müdürlüğü yapıyor, Kültür Varlıkları Müzeye Genel Müdürlüğü yapıyor. Yapıyor da yapıyor. Biz şunu açık yüreklilikle söyleyebiliriz.
Kültür ve Turizm Bakanlığı çok iyi restorasyon yapıyor. Çünkü biz restorasyon yaparken yenilemekten, yeni baştan yapmaktan falan çalışmıyoruz, böyle yapmıyoruz. Biz en az müdahaleyle, korumacı bir şekilde yapının ayakta kalmasını, korumasını, muhafaza edilmesini sağlayacak şekilde müdahale ederek korumaya çalışıyoruz. Elbette restorasyonun bugüne kadar gelen süreçte birçok evrimi oldu. Birçok tarihi dönemlerde restorasyonun nasıl yapılacağı, ne şekilde şekilleneceği hem bilimsel olarak hem mimari olarak şekillendirildi, konuşuldu. Kimi zaman bazı görüşler serdedildi, kimi zaman bu görüşlerden vazgeçildi. Ama geldiğimiz noktada biz en az müdahaleyle, en az dokunuşla sadece yapının ayakta kalmasını sağlayacak şekilde, yapının ne olduğunun anlaşılabileceği şekilde ve olabildiğince de demonte dediğimiz sökülebilir, değerlendirilebilir, değiştirilebilir şekilde müdahalelerde bulunmaya çalışıyoruz. Ama maalesef Türkiye'de birçok diğer konuda olduğu gibi restorasyon konusunda da herkes fikir beyan ediyor. Olanı olmayanı konuşuyor. Burada ben bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Böyle bir yanlış var. Evet, çok eleştirilen ve çok kötü uygulamalar da var Türkiye'de. Ama bunları biz yapmadık. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Kültür varlıklarından söz ederken şu noktayı atlamayalım. Elbette literatürde koleksiyonculuk diye bir kavram var. Dünyada da ülkemizde de koleksiyonerlik yasal. Peki bunun kuralları yok mu? Satın alınması ya da satılması uygun görülen eserler nasıl belirleniyor? Müzelerce satın alınmayan eserler başka koleksiyonculara satılabilir veya devredilebilir mi? Dahası yurt dışına bir kültür varlığı çıkarılabilir mi? Buyurun cevapları. Koleksiyonerlik bizim mevzuatımızda yeri bulunan, şu an uygulamaya devam ettiğimiz bir sistem. İnsanların tarihi eserlere sahip olmak, onlarla bir arada bulunmak gibi arzuları var. Biz de bunların denetimli bir şekilde olmasına müsaade ediyoruz. Koleksiyoner olmak isteyen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da tüzel kişilik ilgilisiyle ilgili ve en yakın müze müdürlüğüne gidip bizim istediğimiz belgeleri teslim ediyor. Kimlik numarası, işte nüfus cüzdan sureti gibi rutin şeyler bunlar. Burada bizim aradığımız en önemli şey şu: bir, sabıka kaydı olmayacak, işte hırsızlığı olmayacak, yüz kızartıcı bir suçu olmayacak. Çünkü biz onlara tarihi eserleri emanet etmiş olacağız. Biz koleksiyonerliği özendiriyoruz ve koleksiyonerlik şu an mevzuatımızda var. Bir kişi arkeolojik ya da etnografik tarihi esere sahip olduğunda bunu ilgili müze müdürümüzden iznini aldıktan sonra kendisine ait bir deftere kaydediyor, fotoğraflarını çekiyor. Aynı defterden bir tane de bizim müzelerimizde oluyor. Biz her yıl gidip rutin olarak koleksiyonerlerimizi kontrol ediyoruz. Koleksiyoner kendi koleksiyonuna yeni bir şey ilave etmek istediğinde, yeni bir eser ilave etmek istediğinde bunu yine ilgili müze müdürlüğüyle konuşuyor. Müze müdürümüzün görevlendirdiği uzmanımız refakatinde kendi defterine kayıtları yapılıyor ve böylelikle Türkiye'de de birçok koleksiyonerimiz birçok koleksiyonu sahip oluyorlar, yürütüyorlar. Koleksiyonerlikten vazgeçmek istediğinde öncelikle alıcısı devlettir. Devlet koleksiyonerlikten vazgeçen koleksiyoncunun elindeki eserlere bakar. Eğer kendi koleksiyonunu tamamlayıcı nitelikte bir şey varsa onları kendi koleksiyonuna katar. Ama müzelerimizde bulunan satın alınması ya da koleksiyonumuza katılması gerekli bir şey değilse koleksiyoner bunu bir başka koleksiyonere de devredebilir. Biz burada satın alma kelimesinden imtina ediyoruz. Çünkü tarihi eserin bir maddi bedeli yok ve bunu satın almak, satmak değil. Biz ona bir bedel veriyoruz sadece. Kendi koleksiyonumuza kazandırıyoruz. Ama şu anda koleksiyonerlerimiz yine bütün müzelerimizin kontrolü altında, sistemimiz doğru ve düzgün bir şekilde işliyor. Ama koleksiyonerlerin içerisinden de kötü yola sapma eğiliminde olanlar olursa, bu sadece koleksiyonerler için değil, bütün meslek mensupları ya da bütün kişiler için olabilir. Biz onları devletimizle, müzelerimizle, kolluk kuvvetlerimizle zaten kontrolünü, tatbikatını, takibatını yapıyoruz. Türkiye'nin kültür politikaları tüm dünyada olduğu gibi zaman içinde değişen ve dönüşen kültürel süreçlere sahip. Peki sorumuzu bu kez şöyle soralım mı? Kültür yatırımı ile kültür girişimi aynı şey mi? Değilse arasındaki fark nedir? Potaya turizm başlığında atıyorum. Yani kültürel varlıkların korunması noktasında turizm amaç mı, araç mı? Buyurun. Orada
burada şöyle bir ikilemimiz var. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar mı esprisinin bir benzerini de burada yakalayabiliriz. Çünkü özellikle 19. yüzyıla baktığımızda turizm hareketlerinin gelişmesinde insanların ilgi duymasında ya da turizm gezmek, görmek, bilmek güdüsüyle hareket etmesinde gelişen bu dala baktığımızda bambaşka bir değer görüyoruz. Ama ondan sonra bir sektör halinde geldiğinde sadece ülkeye döviz sağlayan ya da belirli kalemlerde çok ciddi ticari bir formatın egemen olduğu, müşteri işveren ilişkisi gibi yorumlandığı modellerde tabii araca dönüştüğünü de görüyoruz. Burada amaçla aracı çok doğru tanımlayıp turizmin ruhunu ve çekiciliğini ve samimiyetini kaybetmememiz lazım. Çünkü öbür türlü kitle turizmi, böyle dönen çok büyük rakamlarla, kişi sayılarıyla, diğerleriyle yaptığımız turizmin ne ülkenin turizm değerlerine ne de gelen insanlara çok büyük yararı ve geri dönüşü olmadığını görüyoruz. Bunu sağlamanın yolu da bilinçli turizm belki, bilinçli programlar, bilinçli ve o coğrafyanın, o kültürün, o tarihin ve o doğal değerlerin gerektirdiği bir programlamanın yapılıp onları gelen misafirlerle bütünleşmesini etik çerçevede ve doğru, samimi bir yaklaşımla ortaya koymamız da yattığına inanıyorum. Türkiye bu konuda belirli hataları olsa da çok doğru bir geleceğe doğru, geleceği kucaklayacak bir açılım içinde. Onun da başarılı olmasını diliyorum. Kültür varlığı ve kültürel girişimcilik konusunda yatırım yapmak isteyen kişiler ya da kurumlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaat ettiğinde biz onlara yardımcı oluyoruz. Elektrik tasarrufundan yer kiralarına, kiralama bedellerinden vergi indirimlerine kadar birçok noktada da kültür girişiminde bulunan girişimcilere indirimler sağlıyoruz. Bunun bir kanunu var. Bu kanun çerçevesinde işlemlerimizi yapıyoruz ve hem kültür yatırımı yapmak isteyenler hem de bu yatırımı gerçekleştirdikten sonra kültürel bir faaliyeti sürdürmek isteyenler bakanlığımızdan bu hususta desteklerini alabiliyorlar. Bu hususta yatırım ve girişimde bulunmak isteyenler il kültür müdürlüklerimiz, müze müdürlüklerimiz aracılığıyla bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler ya da doğrudan bakanlığa, merkeze başvurulabilirler. Arkadaşlarımız da onlara ilgili kolaylığı gösterir ve yol gösterirler. Şöyle söyleyeyim, biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak iki şapkayı birden taşıyoruz. Hem kültürel çalışmalar hem de turizm çalışmaları bakanlığımızın uhdesinde yürüyor. Ben kültür çalışmaları yapan bir birimde çalışan bir arkadaşınız olarak şunu söyleyebilirim. Biz başta arkeolojik çalışmalarımız ve müzecilik faaliyetlerimiz olmak üzere çalışmalarımızın tamamını öncelikle kültürel amaçlı yapıyoruz. Çünkü yaptığımız çalışmaların büyük çoğunluğu bilimsel çalışmalar. Biz öncelikle bilimsel bilgiyi elde etmek için, geçmişin karanlıklarını aydınlatmak için çalışıyoruz. Sayın Bakanımız başta olmak üzere bakanlığımızın vizyonu da bu. Nedir o? Biz çünkü arkeolojinin tarihinde şöyle bir şey vardı. Önce inandığımız hikayeleri doğrulamak için kazı yaptı insanlar 200-300 yıl evvel. Kutsal kitaplarda adı geçen yerleri bulmak için kazı yaptılar. Sonra değerli eserler bulmak, altınlar bulmak, heykeller bulmak, evlerini zenginleştirmek için kazı yaptılar. Sonra bir ulus inşası için, kendi kimliklerini anlayabilmek için kazı yaptılar. Ama bugün geldiğimiz noktada artık arkeoloji modern bilimin bilimsel bir parçasıdır. Ve bilimin en önemli şubelerinden biri olarak biz çalışmalarımızı eser bulmak için, inandığımız hikayeleri doğrulamak için, kıymetli nesneler bulmak için yapmıyoruz. Biz bilimsel bilgi oluşturmak, bilimsel bilgiyi elde etmek için yapıyoruz. Antik bir kentten, Roma'ya ait bir şehirden, Hititlerin sarayından, Hattilerin bilinmezlerinden bahsederken
bir tableti okurken de, bir Osmanlı mezarına giderken de, bir türbeyi ihya ederken de biz hep şuna bakıyoruz. Bilimsel bilgiyi nasıl ihya edebiliriz, elde edebiliriz? Bilimsel bilgi elde edildikten sonra bize bu bilimsel bilgiyi veren buluntuları da insanlarımızın beğenisine sunuyoruz. Müzelerimizde teşhir ediyoruz. Ama bütün bu çalışmaların tabii sonucu doğal olarak turizmi getiriyor. Çünkü bir şehri kazdığınızda, hiç bilinmeyen bir şehri ortaya çıkarttığınızda, bir antik kenti ihya ettiğinizde, koruduğunuzda, restorasyonunu yaptığınızda doğal olarak insanlar oraya gelip görmek istiyor. Bugün işte Urfa'da taş tepeleri kazıyoruz. Yeryüzünde insanlığın yerleşimine dair ilk ve en önemli bilgileri hep bir ağızdan, hep bir elden çıkartacağız. Biz burayı bilimsel bilgi için kazıyoruz. Ama insanlar daha şimdiden merak ediyor. Bu bilimsel bilgi ortaya çıktığında tabii sonucu, doğal sonucu turizm katkısı oluyor. Çünkü insanlar gelip orada orayı görmek istiyorlar. Biz de gelen insanlar için bilimsel bilgiyi elde ettikten sonra onların rahat bir şekilde dolaşabilecekleri ve görebilecekleri imkanları oluşturarak turizm çıktısını da elde ediyoruz. Kültür varlıkları deyince elbette müzecilik için büyük bir parantez açmak gerekir. Buyurun, kültür varlıklarının korunmasında müze ve sergi alanlarının önemi. Müzeler yani yeterli bence ama işte dışarıdan hiçbir haber verilmiyor insanlara böyle müzelerin olduğuna dair. O yüzden kimsenin haberi olmuyor yani. Açıkçası yeterince bilinçlendirilmiyoruz ve bu müzelerin de yeterince bize reklamı yapılmıyor, tanıtımı yapılmıyor. Daha iyi bir PR çalışmasıyla birlikte gençlerimize aynı zamanda ücretsiz müzeleri artırarak, bizlere daha rahat müze gezme hakları tanınarak müze ve başka kültürel yerleri gezmemizin önüne açılmasını istiyoruz biz açıkçası. Çok fazla yer gezemiyoruz. Şu an müzeye gidiyoruz, resim müzesine gidiyoruz. Mesela sınırlama olması çok kötü. Yani mesela öğrenci müze kartıyla sadece aynı müzeye iki kere gidilebiliyor. Daha fazla gidilme hakkı yok ya da çok pahalı, herkese açık değil. Bir de müzelerle ilgili mesela çoğu zaman ben arkadaşlarımdan görüp gidiyorum. Hani ya da bir sergi açıldığı zaman. Hani bunlarla ilgili etrafta çok fazla bir bilgi olmuyor. Aslında her müze kültür varlığını doğal ortamından koparan bir yerdir. Çünkü tarihi eserler ait oldukları yerde anlamlıdırlar. Bir şehrin caddesini süslemek için yapılan bir heykel o şehrin o caddesinde anlamlıdır. Ama hem geçmişteki imkansızlıklar, hem tahribatlar, hem de bunları açık alanda bırakmamak, belli bir bütün içerisinde bir araya getirmek müze fikrini doğurdu. Müze fikri belki de çok eski zamanlardan beri adına müze denmemiş olsa bile insanların belli bir sırayla, kronolojik veya tematik olarak bir araya getirdiği eserlerin görülmesine imkan sağladığı yerlerdir. Bugün de müzelerimiz bu amaca hizmet ediyor. Ama bugün geldiğimiz noktada artık müzeler sadece kıymetli eserlerin sergilendiği, görülmeyen eserlerin görülebildiği yerler değil, müzeler aynı zamanda okul hüviyetini kazanmış, eğitim faaliyeti yapan, çocukları ağırlayan, gençleri ağırlayan, üniversite öğrencilerini ağırlayan ve bilimsel bilgiye katkı sunan yerler. Bugün artık müzeler buluşma noktaları. Biz müzelerin buluşma noktası olması, kültür hayatının içerisinde olması, anlamlı bir şekilde şehrin sosyal yaşamına katılması için faaliyet göstermesini arzu ediyoruz. Bugün bilimsel bilginin ve teşhirin yanında eğitim faaliyetine devam eden buluşma noktası olan gençlerin bir araya geldiği noktalar olmasını istiyoruz ve bu aşamada da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültür varlıklarının korunmasında en önemli olgu ehillerler. Kurumlarla iyi bir şekilde çalışmak, işbirliğinde bulunmak. Bunun dışında bazı şeyleri de gözden geçirmek lazım. İhaleler gibi, kurumlardaki
bürokratik ağırlıklar, bunlar tekrar gözden geçirildiğinde restorasyon konusunda çok ciddi ilerlemelerde bulunabiliriz. Bunu gönül rahatlığıyla açık açık söyleyebilirim. Dünyada restorasyon konusunda çok ilerideyiz. Hatta bazı konularda İtalyanlar gelip bizden fikir alışverişinde bulunuyor. Destek istiyorlar. Türkiye'de o kadar iyi firmalar var ki, o kadar iyi ustalarımız var ki bunları kullanmamız lazım. Bunları ön plana çıkartmamız lazım. İşte o zaman zaten iyi konumda olduğumuz bir işte bir dünya markası olacağız. Türkiye bir bilirkişi olacak. Efendim, sonuç olarak öğrenci, öğretmen, küçük, büyük, kadın, erkek, genç, yaşlı, fakir, zengin, her birey kendi olanakları çerçevesinde kültür ve doğa varlıklarını korumak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için elinden geleni yapmalıdır. Bu sorumluluğu bir görev olarak değil, gönüllü bir çaba olarak görmek gerekir. Ülkemiz ancak bu şekilde geçmişten aldığı zenginlikle çağdaş dünyada gururla yükselecektir. Gelecek hafta bambaşka bir konuda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.